Merhaba arkadaşlar. 11. sınıfların 25. dersi. Bir önceki ders logaritmaya başlamıştık. Logaritmada en son doğal logaritma ve onluk logaritma, 10 tabanındaki logaritmayı görmüştük. Sorumuz şöyle. Fx eşittir ln x fonksiyonunun tersi aşağıdakilerden hangisidir? Fx yerine y yazıyorduk hatırlarsanız. Y eşittir. Logaritma e tabanında x ln demek logaritma e tabanı demekti. Fonksiyonun tersini alırken x ile y'lerin yerleri değişiyordu. X eşittir logaritma e tabanında y. Logaritmadan bu ifadeyi kurtarırsanız nasıl yazarsınız? Değer eşittir taban üzeri sonuç. Y eşittir e üzeri x. Y dediğiniz f üzeri eksi 1 x eşittir e üzeri x. Yani ln x'in tersi e üzeri x olacakmış. İkinci soruda onluk logaritmanın tersi soruluyor. Aynı işlemleri yapıyorsunuz. Y eşittir logaritma 10 tabanında x eksi 3. Bu 10'u yazmak zorunda değilim ama anlatırken kolay olsun, görünür olsun diye yazdım. X ve y'lerin yerlerini değiştirdik. X eşittir logaritma 10 tabanında y eksi 3. İfadeyi logaritmadan kurtardık. Yani değer eşittir taban üzeri sonuç. Eksi 3'ü karşıya gönderdiğimiz zaman fonksiyonun tersini almış olacağız. Y eşittir 10 üzeri x artı 3. Yani bu fonksiyonun tersi 10 üzeri x artı 3 c şıkkı aradığımız cevap olacaktır. Bu sefer üstel bir fonksiyon verilmiş. Tersini alacağız. Fx yerine y yazarak başlıyorum. Y eşittir 10 üzeri x eksi 2. Eksi 2 önce x ve y'nin yerlerini değiştirelim. X eşittir 10 üzeri y eksi 2. Eksi 2'yi karşıya attık artı olarak geçti. X artı 2 eşittir 10 üzeri y. Bu üstel fonksiyonu logaritmik fonksiyona dönüştürelim. Nasıl yazacağız? Logaritma 10 tabanında x artı 2 eşittir y. Yani bu fonksiyonun tersi, f fonksiyonunun tersi neye eşitmiş? Logaritma x artı 2 eşitmiş. 10 taban olduğundan yazılmak zorunda değil. Logaritma x artı 2 a şıkkında görülür. Dördüncü sorumuz. Fonksiyonun tersi isteniyor. Yani y eşittir e üzeri 2x eksi 1 fonksiyonu. X ve y'lerin yerleri değişti. X eşittir e üzeri 2y eksi 1. İfade logaritmaya dönüştürüldü. Logaritma e tabanında x eşittir 2y eksi 1. Y'yi yalnız bırakacaksınız. Eksi 1 diğer tarafı artı olarak geçti. Logaritma e tabanında x ln x demek biliyorsunuz. Ln x artı 1 eşittir 2y. Y'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı ikiye böldünüz. İkiler birbirini götürdü. Y eşittir ln x artı 1 bölü 2. Yani fonksiyonun tersi ln x artı 1 bölü 2 d şıkkı olacaktır. Geçen ders gördüğümüz logaritmanın özellikleriyle ilgili sorular sırada. Ne diyor burada? Logaritma 5 tabanında 5. Logaritma 5 tabanında 5. Taban ve değer birbirine eşit olduğundan logaritma 5 tabanında 5 1'dir. 1 eksi 3 tane taban yazılmamış. Taban yazılmamışsa 10. Logaritma 10 tabanında 10 da 1'dir. O zaman 1 eksi 3 çarpı 1 artı ln 1. Ln 1 neydi, ne demiştik hatırlarsanız. Değer 1 ise taban ne olursa olsun sonuç 0'dır. Çünkü her sayının 0. kuvveti 1'dir demiştik. O zaman şurası da 0. Peki 1 eksi 3 eksi 2 yani B şıkkı aradığınız cevap olacaktır. Hemen şu öğrendiğimiz özellikleri bir hatırlayalım. Neydi özelliklerimiz? Logaritma A tabanında A. Taban ve değer birbirine eşitse sonuç 1'dir. İkincisi logaritma A tabanında 1 0'dır. Yani taban ne olursa olsun değer 1 ise sonuç 0'dır. İkinci soru. Logaritma kök 3 tabanında kök 3. Taban ve değer birbirine eşit. O zaman burası 1. Yani ln 1. Eksi logaritma 1 bölü 2 tabanında ln e. Ln e logaritma e tabanında e demektir. Logaritma e tabanında e 1'dir. Yani logaritma 1 bölü 2 tabanında 1. Ne demiştik? Değer 1 ise taban ne olursa olsun sonuç 0'dır. Yani ln 1 de 0'dır. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 1 de 0'dır. 0 eksi 0 cevabınız C şıkkı 0 olacaktır. Üçüncü soru. Logaritma 2 tabanında m 3 ise logaritma 8 tabanında m artı logaritma m tabanında 1 işleminin sonucu kaçtır? Logaritma 8 tabanında m'i nasıl yazdığıma dikkat edin.
Logaritma 2 üzeri 3 tabanında m üzeri 1 artı logaritma m tabanında 1 0. Çünkü değer 1 ise taban ne olursa olsun sonuç 0 demiştik. Burada değerin, kuvvetin değerin üstü yukarıya, tabanın üstü aşağıya geliyordu hatırlayacaksınız. Yani 1 bölü 3 logaritma 2 tabanında m artı 0 yazmaya gerek yok. Peki logaritma 2 tabanında m bana ne olarak verilmiş? 3 olarak verilmiş. Bu ifade yerine 3 yazarsanız soru biter. Yani siz 1 bölü 3 çarpı 3. Üçler birbirini götürdü. Aradığınız cevap 1. Yani D şıkkı olacaktır. Dördüncü soru. Logaritma kök 5 tabanında a artı logaritma a tabanında kök 5 eksi logaritma a tabanında bir işlemin sonucu kaçtır demiş ama bir bilgi vermiş. Logaritma 5 tabanında a 1 bölü 2'dir demiş. Bu soruda bize verilen anahtarı düzenleyelim. Anahtarı logaritmadan kurtarırsanız eğer ne demelisiniz? Taban üzeri sonuç eşittir değer. Yani 5 üzeri 1 bölü 2. Peki 5 üzeri 1 bölü 2 ne demek? Kök 5 demek. Kök 5 eşittir a. O zaman siz soruda a gördüğünüz her yere kök 5 yazabilirsiniz. Yazalım. Logaritma kök 5 tabanında kök 5 artı logaritma kök 5 tabanında kök 5 eksi 0. Burası neden 0 oldu? Değer 1. Değer 1 iken taban ne olursa olsun sonuç 0. Peki logaritma kök 5 tabanında kök 5. Taban ve değer birbirine eşit 1. Logaritma kök 5 tabanında kök 5. 1 artı 0'dan aradığınız cevap 2. Yani A şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Logaritma 5 tabanında 25. Logaritma 5 tabanında 25'i şöyle yazabilirsiniz derseniz. Bu logaritma 5 tabanında 5'in karesi. Kare başa çarpan olarak geldi. Yani 2 tane logaritma 5 tabanında 5. E logaritma 5 tabanında 5 1 demekti. Taban ve değer birbirine eşit. 2 kere 1 burası 2. Yani A şıkkı doğru. B şıkkı logaritma taban yazılmamış. Taban yazılmamışsa 10'dur. Yani ne yazarsınız? Logaritma 10 tabanında 1 bölü 0 tam 10'da 1, 1 bölü 10. Yani 10 üzeri eksi 1. Eksi 1 başa çarpan olarak geldi. Bu da eksi 1 çarpı logaritma 10 tabanında 10. E logaritma 10 tabanında 10 zaten 1. Eksi 1 ile 1'in çarpımı eksi 1. Bu da eksi 1 demiş. Doğru söylemiş. B şıkkı da doğru. C şıkkına bakalım. 2 tane ln e eşittir ln e kare demiş. E zaten buradaki 2'yi başa çarpan olarak indirdiğiniz zaman 2 ln e'ye eşit olur. Bu da doğrudur. Logaritma 10 tabanında 1 bölü 3 artı logaritma 3 eşittir 0'dır demiş. D şıkkına bakıyorum. D şıkkı logaritma 10 tabanında 3 üzeri eksi 1 artı 1 bölü 3 3 üzeri eksi 1 demektir. Logaritma 10 tabanında 3. Tabanlar yazılmadığı için ben görünür hale getirmek için yazdım. Eksi 1 başa çarpan olarak geldi. Yani eksi 1 logaritma, eksi logaritma 10 tabanında 3 artı logaritma 10 tabanında 3. Bunlar birbirlerinin ters işaretlisi olduğundan birbirlerini götürürler. 0 kalacaktır. O zaman bu da doğru. O zaman yanlış olan hangisi? E şıkkı yanlış olacaktır. İkinci soru. Logaritma 10 tabanında kök içinde 1000. Nasıl yazabiliriz bunu? Bu logaritma 10 tabanında kök içinde 10 üzeri 3. Bu şekilde yazalım. Artı logaritma 2 tabanında 1 bölü 4, 2'nin eksi ikinci kuvveti demektir. 2 üzeri eksi 2 olsun. Köklü ifadeyi üslü ifadeye çevirelim. Yani logaritma 10 tabanında 10 üzeri 3 bölü 2. 3 bölü 2. Buradaki eksi 2 başa çarpan olarak geldi. Artı ile eksinin çarpımı eksi oldu. Eksi 2 logaritma 2 tabanında 2. Logaritma 2 tabanında 2 1 biliyorsunuz. O zaman şuradaki 3 bölü 2 başa çarpan olarak gelsin. 3 bölü 2 logaritma 10 tabanında 10 eksi 2. E logaritma 10 tabanında 10 da 1. O zaman 3 bölü 2 eksi 2'yi arıyorsunuz. 3 bölü 2 eksi 2. 2 ile 2'nin çarpımı 4. 3 eksi 4 eksi 1. Eksi 1 bölü 2. O zaman A sayısını buldunuz. A sayısı eksi 1 bölü 2. B sayısını bulalım. B sayısı ln logaritma e tabanı demek. Yani logaritma e tabanında 1 bölü kök e. Kök e, e üzeri 1 bölü 2. 1 bölü kök e,
E üzeri eksi 1 bölü 2 artı logaritma 3 tabanında 3'ün kübü 27 3'ün 3. kuvveti eksi logaritma 10 tabanında 0 tam %1 demek 1 bölü 100. 1 bölü 100 demek 10 üzeri eksi 2 demektir. Kuvvetler başa gelsin. Eksi 1 bölü 2 logaritma e tabanında e ki logaritma e tabanında e 1 demektir. Çarpmada bir etkisiz eleman. Artı 3 tane logaritma 3 tabanında 3 ki logaritma 3 tabanında 3 de 1 demektir. Eksi ile eksinin çarpımı buradaki eksi başa çarpan olarak geldi. Eksi ile eksinin çarpımı artı 2. Logaritma 10 tabanında 10. Logaritma 10 tabanında 10 yine 1 demektir. O zaman burası ne olacaktır? Eksi 1 bölü 2 artı 3 artı 2. Yani eksi 1 bölü 2 artı 5. 5 ile 2'nin çarpımı 10. 10 eksi 1 9. 9 bölü 2. Yani B sayısını da şuraya yazalım. 9 bölü 2. A artı B'yi soruyor. İkisini topladığınız zaman 8 bölü 2. 8 bölü 2'den 4. Yani A şıkkı aradığınız cevap olacaktır. Size bir anahtar verilmiş. X logaritma 3 tabanında 5'tir. Buna göre logaritma 3 tabanında 3. dereceden kök 25 ifadesinin X türünden eşiti nedir? Sizden istenilen de anahtarı yakalamalısınız. Ne demek bu? Logaritma 3 tabanında 3. dereceden 5'in karesi. Yani logaritma 3 tabanında 5 üzeri 2 bölü 3. Köklü ifadeyi neye dönüştürmüş oldum? Köklü ifadeyi üslü ifadeye dönüştürmüş oldum. 2 bölü 3 kuvvet olduğundan başa çarpan olarak geldi. Bu 2 bölü 3 logaritma 3 tabanında 5. Logaritma 3 tabanında 5'in x olduğunu söylemiş. O zaman soru bitti. 2x bölü 3 yani B şıkkı aradığınız cevap olacaktır. Dördüncü soruda anahtar üslü ifade olarak verilmiş. Önce anahtarı bir logaritmaya dönüştürelim. B eşittir A üzeri 3 demek. Logaritma A tabanında B eşittir 3 demektir. O zaman sizden istenilen de logaritma A tabanında B'yi bulmalısınız. Peki. Logaritma A tabanında 1 bölü B kare demek. B üzeri eksi 2 demektir. Eksi 2 başa çarpan olarak geldi. Yani bu eksi 2 logaritma A tabanında B. Logaritma A tabanında B'nin 3 olduğunu az önce öğrenmiştik. Yerine yazarsak eksi 2 çarpı 3 yani eksi 6 D şıkkı aradığınız cevap olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yine çok kullandığımız bir bilgiydi bu. Ne demiştik hatırlarsanız? Logaritma 5'in karesi tabanında 5'in kübü. Bu 5'in kübündeki 3 yukarıya, 5'in karesindeki 2 de onun altına geliyordu hatırlarsanız. 3 bölü 2 logaritma 5 tabanında 5. Logaritma 5 tabanında 5 1. O zaman bu 3 bölü 2 çıkacaktır. Yani A şıkkı doğrudur. B şıkkına bakalım. Logaritma 1 bölü 4 demek 2'nin eksi 2. kuvveti demektir. 2'nin eksi 2. kuvveti tabanında 2. Yani 2 üzeri 1. Peki nasıl olacak? 1 yukarıda, eksi 2 aşağıda. Logaritma 2 tabanında 2. Logaritma 2 tabanında 2, 1. O zaman bu da eksi 1 bölü 2 olacak. Bu da doğru söylemiş. Üçüncüye bakalım. Onu da şuraya yazalım. C şıkkı. Logaritma 8 tabanında 1 bölü 2 demek. Logaritma 2 üzeri 3 tabanında 2 üzeri eksi 1. O da eksi 1 bölü 3. Logaritma 2 tabanında 2. Logaritma 2 tabanında 2, 1 demek. Burası eksi 1 bölü 3. Yani C şıkkı doğru söylemiş. D şıkkına bakalım. Logaritma 0 tamında 2. 0 tamında 2, 2 bölü 10. Yani 1 bölü 5. 1 bölü 5, 5 üzeri eksi 1. Logaritma 5 üzeri eksi 1 tabanında 5 üzeri 1. Peki bu ne demek? 1 bölü eksi 1. Logaritma 5 tabanında 5. Logaritma 5 tabanında 5, 1. 1 bölü eksi 1, eksi 1. O zaman bu da doğru. Yanlışı bulduk. Yanlış E şıkkı. Cevabı bulduk. Şu tahtayı temizleyip neden yanlış olduğunu görelim o zaman. Logaritma 1 bölü kök 3 tabanında. Kök 3, 1, 3 üzeri 1 bölü 2. 1 bölü kök 3, 3 üzeri eksi 1 bölü 2. Yani logaritma 3 üzeri eksi 1 bölü 2 tabanında 3 üzeri 2. Peki 2 yukarıya eksi 1 bölü 2 de aşağıya geldi. 2 bölü eksi 1 bölü 2 logaritma 3 tabanında 3. Logaritma 3 tabanında 3, 1. 2 bölü
Eksi 1 bölü 2. Üst tarafı aynen yaz. Alt tarafı ters çevir çarp. O zaman kaç çıkar? Eksi 4 çıkar. Eksi 2 demiş. Yanlış söylemiş. Cevabınız E şıkkıdır. Anahtar verilmiş. Logaritma 2 tabanında x gördüğün, pardon, 2 tabanında 5 gördüğün yere x yaz demiş. O zaman şu ifadeyi bir düzenleyelim. Logaritma 1 bölü 8 tabanında 25 demek. Logaritma 2'nin eksi 3. kuvveti tabanında 5'in karesi. 1 bölü 8 2'nin eksi 3. kuvveti. O zaman ne olacaktır bu? 2 bölü eksi 3 logaritma 2 tabanında 5. Logaritma 2 tabanında 5 yerine x yaz demişti. O zaman eksi 2x bölü 3. Eksiyi yukarı alabiliyorduk biliyorsunuz. Eksi 2x bölü 3 nerede görülür? A şıkkında görülür. Üçüncü soru. 1 bölü 3 üzeri logaritma 0 tabanında 5 tabanında 4 artı 4 üzeri logaritma 3. dereceden kök e tabanında e işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Şöyle yapalım. 1 bölü 3 logaritma 0 tabanında 5. 0 tabanında 5. 5 bölü 10'dan 1 bölü 2. 1 bölü 2 2 üzeri eksi 1. Logaritma 2 üzeri eksi 1 tabanında 2 üzeri 2 artı 4 üzeri logaritma e üzeri 1 bölü 3 tabanında e üzeri 1. Peki. Şimdi ne yapacağız? Logaritmadaki kuvvetleri, taban ve değerdeki kuvvetleri başa çekeceğiz. Yani 1 bölü 3 üzeri 2 bölü eksi 1. Logaritma 2 tabanında 2 ki 2 tabanında 2 1 artı 4 üzeri logaritma pardon şeyi yazmadık kuvvetleri indirmedik ne olacak? 1 bölü 1 bölü 3 logaritma e tabanında e. Logaritma e tabanında e 1'dir. Devam ediyorum. Şurası ne oldu? 1 bölü 3 üzeri eksi 2 artı 4 üzeri 1 bölü 1 bölü 3. 1 bölü 1 bölü 3 ne olacaktır? 3 olacaktır. 1 bölü 3 üzeri eksi 2 3'ün ikinci kuvveti demektir. 3'ün ikinci kuvveti artı hemen bir hatamızı fark ettim. E üzeri 1 değil. Burası kök E'ymiş arkadaşlar. Özür diliyorum. Hemen baştan bir daha çözüyoruz. Nasıl yapıyoruz? Diyoruz ki 1 bölü 3 üzeri logaritma 2 üzeri eksi 1 tabanında 2 üzeri 2 artı 4 üzeri logaritma e üzeri 1 bölü 3 tabanında e üzeri şurası 1 bölü 3 e üzeri 1 bölü 2. Şurada az önce 1 yazmıştık. Oradan kaynaklanan bir sıkıntı oldu. Hemen düzelttik. 1 bölü 3 üzeri 2 bölü eksi 1 logaritma 2 tabanında 2 ki burası zaten 1 demiştik. Artı 4 üzeri hatta 4'ü de 2'nin karesi yazalım. 2'nin karesi üzeri 1 bölü 2 bölü 1 bölü 3 logaritma e tabanında e. Logaritma e tabanında e 1. 1 bölü 2 bölü 1 bölü 3. Üst tarafı aynen yazıp alt tarafı ters çevirdiğiniz zaman 3 bölü 2 olacak birazdan. O zaman devam ediyorum. 1 bölü 3 üzeri eksi 2 artı 2'nin karesi üzeri 3 bölü 2. Devam ediyorum. 1 bölü 3'ün eksi ikinci kuvveti demek 3'ün ikinci kuvveti demektir. Tabanı ters çevirirseniz kuvvet işaret değiştirir. Artı kuvvetin kuvvetinde kuvvetler çarpılır. Şuradaki 2 ile bölü 2 götür gider 2 üzeri 3. 3'ün karesi 9, 2'nin kübü 8. 9 ile 8'in toplamı 17. Yani E şıkkı aradığınız cevap olacaktır. Dördüncü soruda x y küpe eşitmiş. O zaman siz x gördüğünüz yere y küp yazabilirsiniz. Burada neden logaritmaya çevirmiyorum elimdeki bilgiyi? Çünkü bir önceki soru grubunda üstel ifadeyi logaritmik ifadeye çevirmiştik. Burada neden çevirmiyorum? Logaritmaya çevirsem logaritma y tabanı olur. Logaritma y tabanı işime yaramaz. O yüzden x gördüğüm yere y küp yazıyorum. Ne olacak o zaman? Logaritma y üzeri 3'ün kübü tabanında y üzeri 2. Yani logaritma y üzeri 9 tabanında y üzeri 2. O da 2 bölü 9 logaritma y tabanında y. O zaman logaritma y tabanında y'nin 1 olduğunu biliyorsan cevabın ne çıkacaktır? 2 bölü 9. Yani D şıkkı aradığın cevap olacaktır. Yeni bilgi ve çok önemli bir bilgi. Çarpımın logaritması. İki sayının çarpımının logaritması ayrı ayrı logaritmalarının toplamına eşittir.
iki sayının çarpımının logaritması ayrı ayrı logaritmalarının toplamına eşittir. Neden? Çünkü üslü ifadelerde çarpma yapmak, aynı tabandaki üslü ifadelerde çarpma yapmak, aynı tabanda üsleri toplamak demektir. Bu bir üssü verecek, bu bir üssü verecek. O zaman bu ikisinin çarpımında ayrı ayrı logaritmalar toplanacak. Örneklerine bakalım. Birinci örneğimiz logaritma 25 artı logaritma 4. Logaritma 25 demek logaritma 10 tabanında 25 artı logaritma 10 tabanında 4. Demek logaritma 10 tabanında 25 çarpı 4 demektir. Çarpımın logaritması ayrı ayrı logaritmalarının toplamına eşittir hatırlarsan. Bilgiyi tersten okumuş oluyorsun. O zaman burası logaritma 10 tabanında 100. 100 10'un karesi, yani logaritma 10 tabanında 10'un karesi 2 başa çarpan olarak geldi. 2 logaritma 10 tabanında 10. Logaritma 10 tabanında 10 1 demek. Aradığınız cevap 2. Yani E şıkkı aradığınız cevap olacaktır. İkinci soru. Ln E bölü 3 artı ln 6 bölü E artı ln 5 bölü 2 işleminin sonucu nedir diye sormuş. Ne demiştik? Çarpımın logaritması logaritmalarının toplamına eşit. Eğer tabanları aynı olan logaritmik ifadeler varsa ve bunlar toplanıyorsa o zaman siz değerleri çarpıp aynı logaritmada yazabilirsiniz. Yani bu ln E bölü 3 çarpı 6 bölü E çarpı 5 bölü 2 demektir. Peki bu çarpma yaptığınız zaman ne olacaktır? E'ler birbirini götürecek. 3 ile 2'nin çarpımı 6'yı götürecek. Ln 5, yani A şıkkı aradığınız cevap olacaktır. Üçüncü soru, 2 logaritma x artı 3 logaritma y artı logaritma z ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Burada baştaki katsayılardan kurtulmak zorundasınız. 2 logaritma x demek logaritma x kare demektir. Yani ne yapıyorduk biz? Kuvveti başa çarpan olarak indiriyorduk. Şimdi baştaki çarpanı yukarıya kuvvet olarak çıkartacağız. Yani tersine bir işlem yapmış olacağız. Burada tabanı yazmıyorum. Taban 10 yazmaya gerek yok. Artı 3 logaritma y demek logaritma y küp demektir. Artı logaritma z'de herhangi bir sorun yok. Artık elimde tabanları eşit ama kendileri toplanan 3 tane logaritmik ifade var. Ben bunu tek bir logaritma altında yazabilirim. Değerleri çarpmam lazım. Değerler neler? X kare, y küp ve z. O zaman logaritma 10 tabanında ki yazmaya gerek yok. X kare, y küp, z D şıkkında görülür. Bölümün logaritması çarpımın logaritmasına benziyor ancak bu sefer aradaki işaret eksi. Yani x bölü y'nin logaritması logaritma a tabanında x eksi logaritma a tabanında y. Peki bu çıkarmanın sebebi ne? Üslü ifadelerde yapılan bölme tabanlar aynıysa üstler çıkartılır. Üstler birbirinden çıkartılacak. Hemen birinci örneğimize bakalım. Logaritma 3 tabanında 10 eksi logaritma 3 tabanında 2. Bu bir bölme yapıldığını anlatır. Tabana aynı olan logaritmik ifadeler var. Aralarında eksi var. Ne olacaktır o zaman bu? Logaritma 3 tabanında 10 bölü 2'den bahsediyor demektir. Yani logaritma 3 tabanında 5'ten bahsediyor demektir. Cevabınız B şıkkı olacaktır. Peki bu eksi değil de artı olsaydı, yani bu logaritma 3 tabanında 10 artı logaritma 3 tabanında 2 olsaydı bu sefer çarpacaktınız. Yani ne diyecektiniz? Logaritma 3 tabanında 10 çarpı 2, yani 20 olmalı diyecektiniz. İkinci soru, hem toplama var hem çıkarma var. Toplama ve çıkarma varsa önündeki işaret artı olanlar paya, önündeki işaret eksi olanlar paydaya yazılır. Ne demektir bu? Bu şu demektir. Logaritma 6 tabanında, ki tabanım eşit olmak zorunda bu arada. Logaritma 6 tabanında 90 çarpı 2 bölü 5. Toplananlar, logaritmik olarak toplananların değerleri çarpılacak. Çıkarılanın değerine bölünecek. Yani 90'ın önünde artı var, yukarı yazılacak. 2'nin önünde artı var, yukarıya yazılacak. 5'in önünde eksi var, aşağı yazılacak. Ne olacak o zaman? 90, 5'e bölündüğü zaman 18, 18 ile 2'yi çarparsanız 36. Yani logaritma 6 tabanında 36. Ne demek bu? Logaritma 6 tabanında 6'nın karesi 2 başa geldi.
2 logaritma 6 tabanında 6. Logaritma 6 tabanında 6 1 demek. 2 kere 1 2. Yani D şıkkı aradığınız cevap olacak. En çok kullanılan bilgilerden bir tanesi 3. soruda. 2 eksi ln 3. Tam sayıyı logaritmik ifadeye dönüştüreceksiniz. Nasıl dönüştüreceksiniz? 2'nin yanında gizli bir 1 çarpanı var. 2 çarpı 1 eksi ln 3. Peki benim ihtiyacım olan logaritma hangisi? Logaritma e tabanı. Peki logaritma e tabanında 1'i ben nasıl yazarım? Nasıl yazarım? Logaritma e tabanında e. Yani ln e olarak yazarım. Ne olacak o zaman burası? 2 tane ln e eksi ln 3. 2 e'nin üzerine kuvvet olarak çıktı. Yani ln e kare eksi ln 3. Bu bir bölme yapıldığını anlatıyordu hatırlarsanız. E kare 3'e bölünecek. Yani ln e kare bölü 3. Ln e kare bölü 3 A şıkkında görülür. Dördüncü soru. Buradaki 2 bölü 3 x'in üzerine kuvvet olarak çıksın. Ne olacaktır o zaman? Logaritma 10 tabanında ki tabanı yazmaya gerek yok. X üzeri 2 bölü 3 artı logaritma yine 10 tabanında y eksi logaritma 10 tabanında z üzeri 3. Yine 3 z'nin üzerine çıktı kuvvet olarak. Peki önünde artı olanlar çarpılacak, eksi olanlar bölünecekti. Ne demek o zaman bu? Logaritma x üzeri 2 bölü 3 demek. Üçüncü dereceden kök içinde x kare demektir. Köklü ifadeye çevirirseniz çarpı y bölü z küp. O zaman logaritma 10 tabanında 3. dereceden kök x kare çarpı y bölü z küp E şıkkında görülür. Yeni soru tipi. Bu sefer 2 tane anahtar verilmiş. Anahtarlardan bir tanesi logaritma 2 tabanında 3a'ya, logaritma 2 tabanında 5b'ye eşit. Logaritma 2 tabanında 75'in a ve b cinsinden eşiti nedir diye sormuş. Yapmanız gereken 75'i asal çarpanlarına ayırın. 75 3'e bölündü 25. 25 5'e bölündü 5. 5 5'e bölündü 1. Yani siz 75'i nasıl yazabilirsiniz? 75'i 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2 olarak yazabilirsiniz. Peki, o zaman soruya başlayalım. Logaritma 75 yerine logaritma 3 çarpı 5 üzeri 2 yazdım. Ben ne öğrenmiştim? Çarpımın logaritması ayrı ayrı logaritmalarının toplamına eşittir. Ben bunu şöyle yazabilirim. Logaritma 3 artı logaritma 5'in karesi olarak yazabilirim. 5'in karesindeki kare başa çarpan olarak gelir. O zaman logaritma, burada yalnız 2 tabanında bunlar. Logaritma 2 tabanında 3 artı 2 tane logaritma 2 tabanında 5. Logaritma 2 tabanında 3 yerine a, logaritma 2 tabanında 5 yerine de b yazarsanız a artı 2b, yani a şıkkı aradığınız cevap olacaktır. Bu tip sorularda elinizdeki sayıyı asal çarpanlara ayırıp buradaki sayıları yakalamaya çalışacaksınız. Anahtarları yakalayıp yerine yazacaksınız. İkinci soru. Ln 2x'e ln e bölü 8 nedir demiş. Ln e bölü 8 demek ln e eksi ln 8 demektir. Bölümün logaritması logaritmalar farkına eşitti. Bu ne demektir? Ln e 1 demektir. 1 eksi ln 2 üzeri 3. Ln logaritma e tabanı demekti biliyorsunuz. Ln e logaritma e tabanında e olduğundan 1 oldu. 3 başa çarpan olarak geldi. 1 eksi 3 ln 2. Ln 2'nin x olduğunu söylemiş. Soru bitmiş. 1 eksi 3x yani E şıkkı aradığınız cevap olacaktır. Üçüncü soru ilk soruya çok benziyor. 72'yi asal çarpanlarına ayırın. 2'ye böldüğünüz 36, 2'ye böldüğünüz 18, 2'ye böldüğünüz 9, 3'e böldüğünüz 3, 3'e böldüğünüz 1. Yani logaritma 3 tabanında 72'yi nasıl yazdınız? Logaritma 3 tabanında 72, logaritma 3 tabanında 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2. Peki bu logaritma çarpımın logaritması. Çarpımın logaritması ayrı ayrı logaritmalarının toplamına eşit. Yani logaritma 3 tabanında 2 üzeri 3 artı logaritma 3 tabanında 3 üzeri 2. Kuvvetleri başa indirelim. 3 başa indi ve 2 başa indi. Ne olacaktır? 3 tane logaritma 3 tabanında 2
artı 2 tane logaritma 3 tabanında 3. Logaritma 3 tabanında 3 1 demekti. Logaritma 3 tabanında 2 de m demekti. O zaman cevabınız 3m artı 2. 3m artı 2 B şıkkında görülür. Dördüncü soru. Bu sefer 3 tane anahtar vermiş. Bu sefer asal çarpanlarını ayıracağınız sayı 792 sayısı. 792 2'ye bölündüğü zaman 396. 396 2'ye bölündüğü zaman 198. 198 2'ye bölündüğü zaman 99. 99 3'e bölündü 33. 33 3'e bölündü 11. 11 11'e bölündü 1. Yani siz logaritma 792'yi 2 üzeri 3 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 11 olarak yazdınız. Bu yazdığınızı parçalayın. Nasıl parçalayacaksınız? Bu logaritma 2 üzeri 3 artı logaritma 3 üzeri 2 artı logaritma 11 demektir. Çarpımın logaritması ayrı ayrı logaritmalarının toplamına eşit. Peki bu ifadenin tamamını a demiş. A eşittir. 2 üzeri 3'te 3'ü başa indirdik. 3 tane logaritma 2 artı 2 başa geldi. 2 tane logaritma 3 artı logaritma 11. Zaten logaritma 11'i arıyoruz. A eşittir. Logaritma 2 yerine B. A eşittir. 3B artı logaritma 3 yerine C. 2C artı logaritma 11. Logaritma 11'i yalnız bırakmak için 3B'yi ve 2C'yi karşıya atarsanız soru biter. Ne olacaktır? A eksi 3B eksi 2C eşittir. Logaritma 11. A eksi 3B eksi 2C nerede var? E şıkkında var. Yeni soru tipi logaritma 15 tabanında 3x'e eşitmiş. Logaritma 5 tabanında 15 aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu tip sorularda şunu yapacaksınız. 3'ü 5'i kullanarak yazmaya çalışacaksınız. 3'ü 5'i kullanarak nasıl yazabilirsiniz? Logaritma 15 tabanında 15 bölü 5. 15 bölü 5 3 demektir. Peki bölümün logaritması logaritmalar farkına eşitti. Yani logaritma 15 tabanında 15 eksi logaritma 15 tabanında 5. Logaritma 15 tabanında 15 1'dir. O zaman 1 eksi logaritma 15 tabanında 5. Neye eşitmiş? X'e eşitmiş. Şunun da x olduğunu zaten soruda vermişti. X'i karşı tarafa atın. Aradığınızı bu tarafa çekin. Yani logaritma 15 tabanında 5, 1 eksi x'e b şıkkına eşittir. İkinci soruda logaritma 5 eşittir m. Yani logaritma 10 tabanında 5 eşittir m. 5'i 20'yi kullanarak nasıl yazarsınız? Logaritma 10 tabanında tabanı görünür yapalım. Logaritma 10 tabanında 100 bölü 20. 100 bölü 20 5'e eşittir. Bölümün logaritması logaritma 10 tabanında 100 eksi logaritma 10 tabanında 20. Peki logaritma 10 tabanında 102'dir. Çünkü 100 10'un karesidir. Burayı da m olarak vermiş. M eşittir 2 eksi logaritma 20. 10 tabanını artık yazmıyorum. Eksi logaritma 20'yi bu tarafa, m'i karşı tarafa atalım. Logaritma 20 eşittir 2 eksi m. 2 eksi m nerede var? E şıkkında var. Üçüncü soruda iki tane anahtar vermiş. Ancak anahtarlardan birinde bir düzeltme yapmamız gerekecek. Logaritma 25. Logaritma 25 demek logaritma 5'in karesi demektir. Logaritma 5'in karesi b'ye eşit. Karedeki 2 başa geldi. 2 tane logaritma 5 b'ye eşit. Her iki tarafı 2'ye böldüğünüz zaman logaritma 5 b bölü 2'ye eşit. Peki 1 tam onda 5'i nasıl yazarsınız? Logaritma 1 tam onda 5'i logaritma 15 bölü 10. Logaritma 15 bölü 10'u 3'ü ve 5'i kullanarak yazacağız. Logaritma 3 çarpı 5 bölü 10. Peki bu ne demek? Logaritma 3 artı logaritma 5 eksi logaritma 10 demek. Yani ne yaptık? Çarpılanların logaritmasını topladık. Bölünenin logaritmasını çıkarttık. Logaritma 3 a demekti. Logaritma 5 b bölü 2 demekti. Logaritma 10 zaten 1 demek. Cevabınız
A artı B bölü 2 eksi 1. Şıklarda yoksa payda eşitlersiniz. Şunun paydası 1, 2 ile genişletildi. Şunun paydası 1, 2 ile genişletildi. Ortak payda da yazalım. 2A artı B eksi 2 bölü 2. 2A artı B eksi 2 bölü 2 A şıkkında görülür. Yeni soru tipi. Logaritma A çarpı B 3, logaritma A bölü B 1. Logaritma A çarpı B çarpımın logaritmasından nasıl yazılır? Logaritma A artı logaritma B eşittir 3. Logaritma A bölü B bölümün logaritmasından logaritma A eksi logaritma B eşittir 1. A kaçtır diye sormuş. Bu bulduğunuz bilgileri taraf tarafa toplarsanız logaritma B'ler birbirini götürür. 2 tane logaritma A eşittir 4. Her iki tarafı 2'ye bölün. Her iki tarafı 2'ye böldüğünüz zaman logaritma A eşittir 2. Logaritma A demek taban yazılmadığı için tabanınız 10'dur. Logaritma 10 tabanında A 2'ye eşit. İfadeyi logaritmadan kurtarın. Değer eşittir taban üzeri sonuç. Yani A eşittir 10'un karesinden A sayısı kaç çıkacaktır? 100. Yani A şıkkı aradığınız cevap olacaktır. İkinci soru. Ln A çarpı B 7. Hemen bunu çarpımın logaritmasına göre yazın. Bu ne demek? Ln A artı ln b eşittir 7. İkincisi ln a kare bölü b. Bu ne demek? Ln a kare eksi ln b eşittir 2. Ln a karedeki 2 başa çarpan olarak geldi. Ne olacaktır? 2 ln a eksi ln b eşittir 2. Yukarıdakini de yazalım. Ln a artı ln b eşittir 7. Burada neyi soruyor? B'yi soruyor. A'ları yok edebilirsiniz. A'yı yok etmek için ne yapmam lazım? Yukarıdakini eksi 2 ile çarpmam lazım ki eksi 2 ln a artı 2 ln a birbirini götürsünler. Ne olacaktır? Bir daha yazalım. Eksi 2 ln a eksi 2 ln b eşittir. Eksi 14. Alt taraf 2 ln a eksi ln b eşittir 2. Taraf tarafa bunları topladığınız zaman ln a'lar birbirini götürecektir. Eksi 3 ln b eşittir. Eksi 12. Ln b'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı eksi 3'e böldünüz. Eksi 3'ler birbirini götürdü. Eksi 12'nin eksi 3'e bölümü 4. Yani ln b eşittir 4. Ln b ne demek? Logaritma e tabanında b. Logaritma e tabanında b 4'e eşitmiş. Bunu logaritmadan kurtarın. Değer eşittir taban üzeri sonuç. Yani B eşittir E üzeri 4. Yani E şıkkı aradığımız cevap olur. Üçüncü soruda birinci denklem zaten hazır verilmiş. Birinci denklemde herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Aynen yazalım. 5 tane logaritma A artı 3 tane logaritma B eşittir 2. İkinci denklem çarpımın logaritması. Yani logaritma A kare artı logaritma b eşittir 1 verilmiş. A karenin karesi başa geldi. Yani 2 tane logaritma a artı logaritma b eşittir 1. B'yi bulmak istiyorsam alttakini eksi 3 ile çarp. Pardon. A'yı ve b'yi bulmak istiyorum. Alttakini eksi 3 ile çarparsam 3 logaritma b eksi 3 logaritma b gider. Yukarıdakini aynen yazıyorum. 5 logaritma a artı 3 logaritma b eşittir 2. Aşağıdakini eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 6 logaritma a, eksi 3 logaritma b eşittir eksi 3. Taraf tarafa topladığınız zaman artı 3 logaritma b, eksi 3 logaritma b gitti. Eksi logaritma a eşittir eksi 1 ise o zaman logaritma a eşittir 1'dir. Taban yazılmadığı için taban 10. Logaritma 10 tabanında a 1 ise logaritmadan kurtarın. Değer eşittir taban üzeri sonuç. 10 üzeri 1'den a kaç çıkacaktır? A 10 çıkacaktır. Bunu denklemlerden birinde yerine yazalım. Örneğin şurada yerine yazalım. Ne olacaktır? 2 tane logaritma 10 artı logaritma b eşittir 1. Logaritma 10 1 demekti zaten. 2 kere 1 2. 2 diğer tarafı eksi olarak geçti. O zaman logaritma b eşittir. Ne olacaktır? Eksi 1. Bu ifadeyi logaritmadan kurtarın. Tabanı 10'dur. Yani b eşittir 10 üzeri eksi 1. Yani b eşittir 1 bölü 10. Veya 10 üzeri eksi 1 olarak kalsın. Çünkü neyi soruyor?
Logaritma a tabanında b'yi soruyor. Yani logaritma 10 tabanında 10 üzeri eksi 1'i soruyor. Eksi 1 başa geldiği zaman soru biter. Yani eksi 1 logaritma 10 tabanında 10. Logaritma 10 tabanında 10 1 olduğundan eksi 1 ile 1'in çarpımı aradığınız cevap. Yani eksi 1. Yani b şıkkı olacaktır. Dördüncü soru. Logaritma 2 tabanında a artı b. Logaritma 2 tabanında a artı logaritma 2 tabanında b'ye eşitmiş. Logaritma 2 tabanında a artı logaritma 2 tabanında b demek logaritma 2 tabanında a çarpı b demektir. Çarpımın logaritmasının açılmış şeklidir. Peki bu üçlü birbirine eşitse en baştaki ifade ile en sondaki ifade birbirine eşit. Yani a artı b a çarpı b'ye eşit. O zaman a artı b a çarpı b'ye eşit. A'nın b cinsinden değerini istiyorsunuz. A'ları bir tarafa toplayın. Ne yaparsınız? A'yı karşı tarafa gönderirsiniz. B eşittir. A çarpı b eksi a. Karşı tarafı a ortak çarpan parantezine alın. A ortak çarpan parantezinde b eksi 1. A'yı yalnız bırakmak istiyorsanız her iki tarafı b eksi 1'e bölün. Her iki tarafı b eksi 1'e böldüğünüz zaman b eksi 1'ler gider. A'nın b türünden eşitti. A eşittir. B bölü B eksi 1. B bölü B eksi 1 D şıkkında görülür. Yeni başlığımız taban değiştirme. Logaritmada logaritmik ifadenin tabanını değiştirebilirsiniz. Nasıl değiştirebilirsiniz? Logaritma A tabanında B'yi istediğiniz tabanda yazabilirsiniz. C tabanında yazmak istiyorsanız logaritma C tabanında B yani değer yine değer olarak kullanıldı. Alt tarafta da taban yine değer olarak kullanıldı. Örnek vermiş. Örneklerle daha güzel anlaşılır. Logaritma 3 tabanında 5'i 2 tabanında yazmak istiyorsanız logaritma 2 tabanında 5 bölü logaritma 2 tabanında 3. 10 tabanında yazmak istiyorsanız logaritma 10 tabanında 5 bölü logaritma 10 tabanında 2. E tabanında yazmak istiyorsanız ln 5 bölü ln 2 yazmanız yeterlidir. Bir iki tane kendimiz örnek yapalım. Mesela logaritma 2 tabanında 3 ifadesini 4 tabanında yazmak istiyorsanız ne yaparsınız? Logaritma 4 tabanında 3 bölü logaritma 4 tabanında 2. Veya siz bu ifadeyi 3 tabanında yazmak istiyorsunuz. Ne olacaktır? Logaritma 3 tabanında 3 bölü logaritma 3 tabanında 2. Logaritma 3 tabanında 3 1. 1 bölü logaritma 3 tabanında 2. Çok önemli bir şey yakalamış olduk şu anda. En başta yazdığıma ve en sonda yazdığıma bakın. Yani logaritma 2 tabanında 3. Logaritma 2 tabanında 3. 1 bölü logaritma 3 tabanında 2 demektir. Buradan ne anlarsınız? Siz elinizdeki logaritmik ifadede tabanla değerin yerini değiştiriyorsanız ifade ters döner. Yani 1 bölü 2, 1 bölü şeklinde yazılır. Örnek verelim. Mesela logaritma 5 tabanında 7 demek 1 bölü logaritma 7 tabanında 5 demektir. Veya logaritma 7 tabanında e demek 1 bölü logaritma e tabanında 7. Logaritma e tabanında 7 ln 7 yani 1 bölü ln 7 demektir. İlk sorumuz taban değiştirme ile ilgili. Logaritma 3 tabanında 2 x ise logaritma 2 tabanında 6'nın x türünden eşiti nedir diye sormuş. Logaritma 2 tabanında 6'yı önce şöyle yazalım. Logaritma 2 tabanında 2 çarpı 3 demektir. Logaritma 2 tabanında 2 çarpı 3 logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 3 demektir. Çarpımın logaritması logaritmalar toplamına eşittir. Logaritma 2 tabanında 2 zaten 1. Yani siz 1 artı logaritma 2 tabanında 3'ü arıyorsunuz. Logaritma 3 tabanında 2x ise az önce göstermiştik. Logaritma 2 tabanında 3 bunun tersidir. Yani logaritma 2 tabanında 3 eşittir 1 bölü x'tir. O zaman siz 1 artı 1 bölü x'i arıyorsunuz. 1 artı 1 bölü x şunun paydası 1. X ile genişletirseniz x artı 1 bölü x. X artı 1 bölü x nerede var? C şıkkında var. Neyi kullandık? Hemen onu söyleyelim. Logaritma 2 tabanında 3 demek benim aradığım. 1 bölü
Logaritma 3 tabanında 2 demektir. Logaritma 3 tabanında 2 x vermiş. Yani logaritma 2 tabanında 3 1 bölü x demektir. Bu 1 bölü x'i logaritma 2 tabanında 3 gördüğünüz yere yazarsanız cevabınız çıkacaktır. İkinci soru, logaritma 3 eşittir a. Hemen bilgimizi bir düzenleyelim. Logaritma 3 a demek, logaritma 10 tabanında 3 eşittir a demektir. Peki, istiyorsanız daha soruya bakmadan hemen şunu da yazalım. Logaritma 10 tabanında 3 a'ya eşitse, o zaman logaritma 3 tabanında 10, yani tersi 1 bölü a'ya eşittir. Şimdi soruya bakalım. Logaritma 9 tabanında 30 demek, logaritma 3'ün karesi tabanında 30. 30 üzeri 1 diyelim hatta. Ne olacaktır bu? 1 bölü 2 logaritma 3 tabanında 30. 30 3 çarpı 10. Yani 1 bölü 2 şöyle yapayım. Logaritma 3 tabanında 3 çarpı 10. Çarpımın logaritması logaritmalarının toplamına eşit. Yani 1 bölü 2 logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 10. Logaritma 3 tabanında 3 1'di hatırlarsanız. 1 bölü 2 çarpı 1 artı logaritma 3 tabanında 10'u da a bulmuştuk. 1 bölü a bulmuştuk. Artı 1 bölü a. Peki parantez için toplayalım önce. 1 bölü 2 çarpı a artı 1 bölü a. A artı 1 bölü a. Payla payı, paydayla paydayı çarparsanız a artı 1 bölü 2a. A artı 1 bölü 2a a şeklinde görülür. Üçüncü soruda ln 2x, ln 3 y olarak verilmiş. Logaritma 12 tabanında 54'ün x ve y türünden eşiti soruluyor. Logaritma 12 tabanında 54'ü logaritma e tabanına yani ln'e dönüştürürseniz ne yazarsınız? Bu ln 54 bölü ln 12'dir. Logaritma 54 bölü logaritma 12. Peki 54'ü asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölündü 27, 3'e bölündü 9, 3'e bölündü 3 ve 3'e bölündü 1. Peki 12'yi asal çarpanlarına ayıralım. 12, 2'ye bölündü 6, 2'ye bölündü 3 ve 3'e bölündü 1. Şimdi benden istenileni nasıl yazdığıma dikkat edin. Ln 54 bölü ln 12'yi. 54 neydi? 2 çarpı 3 üzeri 3. Yani ln 2 çarpı 3 üzeri 3 bölü ln 12, ln 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1. 3. Çarpımın logaritması ayrı ayrı logaritmalarının toplamına eşitti. O zaman ln 2 çarpı 3 üzeri 3 demek ln 2 artı ln 3 üzeri 3. Alt taraf ln 2'nin karesi artı ln 3. Aşağıya inen kuvvetler var. Onları aşağıya indirelim. Ne olacaktır? ln 2 artı 3 ln 3 bölü 2 ln 2 artı ln 3. Şimdi ln 2 gördüğün yere x, ln 3 gördüğün yere y. Yani x artı 3y bölü 2x artı y. X artı 3y bölü 2x artı y e şıkkında görülür. Bugünkü son sorumuz, logaritma 12 tabanında 4 m ise logaritma 48 tabanında 36'nın m cinsinden eşiti nedir diye sormuş. İlk önce logaritma 48 tabanında 36'yı 12 tabanında yazalım. Az önceki soruda yaptığımız gibi. Nedir? Logaritma 12 tabanında 36 bölü logaritma 12 tabanında 48. 36'yı 4'ü kullanacak şekilde yazalım. Yani logaritma 12 tabanında 144 bölü 4. 48'i yine 4'ü kullanacak şekilde logaritma 12 tabanında 4 çarpı 16. 3 çarpı 16 özür dilerim. 4 çarpı 12. 4 çarpı 12. Peki yukarıdaki ifade şuradan devam ediyorum. Logaritma 12 tabanında bölümün logaritması. 12 tabanında 144 eksi logaritma 12 tabanında 4 bölü. Alt tarafta çarpımın logaritması. Şurası çarpı. Tamam. Ne olacaktır? Logaritma 12 tabanında 4 artı logaritma 12 tabanında 12. Logaritma 12 tabanında 12'nin zaten 1 olduğunu, logaritma 12 tabanında 4'ün m olduğunu biliyoruz. 144 de 12'nin karesi, logaritma 12 tabanında 144 de 2. O zaman
2 eksi m bölü m artı 1. 2 eksi m bölü m artı 1 B şıkkında görülür. Bir sonraki derste logaritmayı bitiririz diye düşünüyorum. Bugün logaritmada çok önemli, çok çok önemli iki tane kısmı öğrendik. Bir, çarpma ve bölme, çarpımın ve bölümün logaritması. İki, taban değiştirme. Bu ikisi logaritmadaki temel konular, en çok soru çıkan konular, diğer özellikleriyle birlikte bol örnek çözmemiz gerekiyor. Ve umarım anlaşılmıştır, faydalı olmuştur. İyi çalışmalar diliyorum hepinize. Kolay gelsin.